Merhaba efendim, merhaba merhaba. Ritimi yaparım, keyfime bakarım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepinizi çok özledim arkadaşlar. Biliyorum bir ay kadar bir ara oldu. Ama ne yapalım arkadaşlar, yani zamanla yarışıyoruz. Bazen zaman bulamıyoruz. Kime zaman ayıracağımızı konusunda kararsız kalıyoruz. Tabii ki sevdiklerimizle birlikte zaman geçirebilmek amacında olmalıyız. Dolayısıyla hani o bir ay biraz evet yoğun geçti ama tekrar birlikteyiz. Sandınız mı ki sizi unuttum? Unutmadım. Aylar geçse de, yıllar geçse de, bir ömür böyle sürse de ben sizi unutamam Azizi, unutamam. Evet, ben sizi unutamam. Ve burada dedurdum yaparım. Amir-İran'la oynuyoruz. Yenmesi bizi bari. Dönüşümüz muhteşem olacak dedik. Hani muhteşem olsa bari. Her şeyi kesti. Vezirimizi merkezleştirdi. Hemen fianchettofil yapacağız. Uzun çapraza koyacağız. Bizi izleyenler arasında Alper Caytaş, Mosalga var. Rokumuzu yapacağız. Keyfimize bakacağız. Hocam peki bu veziri burada ne yapacağız? Şu aşamada fianchettofil bizim vezirimize zarar veremez. Bu yüzden atımızı oynayacağız. Ama rok yaptıktan sonra bir bakacağız. Atı açabiliyor mu? Açamaz. Açamaz. Burayı açması anlamsız. Burası bir manevra yapabilir. O da bizi yormaz. O zaman ne yapacağız? Ne yapacağız? Gelişim yapacağız. Aslında ben şöyle bir teori biliyorum. Veziri buraya gelip fili böyle değişmek. Onu mu uygulasak acaba? Onu hemen mi uygulasak? Gelin mi vezir oraya? Siyahlar ne oynar? Siyahlar da şurayı tutması lazım. Sonra C'ye kale gelip bu C'ye dikinden baskı üretmesi lazım. Bu Fianchetto'dan benim kurtulmam her halükarda iyi olacak. Fianchetto filler güçlü fillerdir. Kurtulacaksınız. Ben veziri buraya koyacağım arkadaşlar. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz, sıhhatiniz, huzurunuz yerinde mi? İnşallah yerindedir arkadaşlar. Hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bu arada biliyorsunuz Konya'da Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonası oynandı. Türkiye Şampiyonası oynandı. 7 yaştan 18 yaşa kadar herkes yarıştı. Kızlar kategorisi ayrı. Bir de genel klasman vardı. Erkek ve kızlar karışık. Şampiyon olan, dereceye giren takipçilerimiz olduğunu gördüm. Ve mesela Irmak Somyürek 7 yaş kızlarda Türkiye şampiyonu oldu. Ve mutluluğunu hocasıyla paylaştı. Alper Eren hocası beni aradı. Alper Eren çok sevdiğim bir dostumdur, abimdir, büyüğümdür. Aradı. Hemen görüntülü konuştuk. İlk tebrik edenlerden biri olduğum için mutlu oldum arkadaşlar. Rakip kalebesiz geldi. Belli ki filini oynayacak. Sonra C'ydik yine. Hatta böyle böyle oynayabilir. Biz de filimizi gelip klasik numaramızı mı yapacağız oradan? Onu mu yapacağız? Bir dakikanızı rica edeyim. Geleceğiz. Fili buraya geleceğiz. Ondan sonra çok mutlu oldum arkadaşlar. Sonra baktım dereceye kimler girmiş. Tanıdığım, bildiğim isimler kaçıncı olmuşlar diye. Yani herkes iyi sonuç alamayabilir. Bu bir mücadele. Bu bir yarış. Her yarışta iyi sonuç alamayız. Elimizden geleni yapmalıyız. Durum budur. Kendi iyimizi yapmalıyız daha doğrusu. Daha iyisini yapmalıyız. Mesela 7 yaş genelde Ali Poyraz Uzdemir tüm maçlarını kazanarak namağlup birinci olmuş. Tebrik ediyorum. Harika bir başarı. Ali Poyraz yani bir yıldır belki bir buçuk yıldır sıkı takipçimiz. En ufak takipçimizdi. Şimdi bakın 7 yaşına gelmiş ve Türkiye şampiyonu olmuş da kupasını koymuş. Kupasını odasına koymuş. İnanılır gibi değil. Evet hocam, ben size şampiyon olacağım dememiş miydim? Vallahi demişti. Evet, senin sıkı takipçinim dememiş miydi? Demişti. Artık gözüm korkuyor. Gözüm korkuyor. Evet. Birinci olan, ikinci olan, üçüncü olan ya da yarışan herkes elinden gelenin en iyisini yapan herkese tebrik ediyorum arkadaşlar. Alacağız bu fili. Aslında o fili almayı bekletebilirim de ben. Ama bekletmek istemiyorum. Alacağım.
Bir şey elde edemedik aslında. Nasıl bir teori oldu bilmiyorum. Yani biraz soft bir maç oldu. Bu kaleyi burada mı tutayım acaba? İleride F4 F5 yapar mıyım? Yok. Ama bu vezir kanı çok açıkta kaldı. Rakibin vezir A5'leri var. Fil C6 gelecek. Dur bakayım. Şimdi benim bir tane B3 yapmam gerekecek. Bu kaleye burada ihtiyacım olacak. Demek ki benim bu kaleyi oynamam lazım. Ben bu kaleyi en iyisi D dikiğinde mi oynayayım? D dikine geleyim. D dikinde ihtiyacım olmayacak bence. Ben bir tane kaleyi C'ye geleyim. Bu kale C'de illaki lazım olacak. İllaki. Bu kalenin yeriyle ilgili henüz karar vermek istemiyorum. O değişebilir. Çünkü o fil C6 gelirse ben at D5 oynamayı düşünüyorum. At D5'i kestiği zaman da piyonla kesmeyi düşünüyorum ve C dikey açılacak. O zaman kalemi D dikene gelmiş olmak anlamını kaybedebilir. E dikeyi anlam kazanabilir veya C dikinde çiftleme fikri gerekebilir. O yüzden bir bekleteyim ben. Onun bir kararını göreyim. Bu kalenin yeri illaki C olacak. Bu oyunda ben B3 sürmeliyim C4'e gelecek olan baskıyı karşılamak için. C2'yi hareketli olur bu oyunda. Bakın evet dediğim gibi atı koyacağım ben buraya. Alırsa C'li alacağım. C2'yi kontrol etmeye çalışacağım. Evet oyun çok dengede gidiyor. Fazla taş değişimi olması oyunu beraberliğe daha da fazla iter. Rakip E6 sürdü. Bakın E6 hamlesi sakıncalı olabilir. Çünkü D6 karesini D6 piyonunu bakın arkadaşlar D6 piyonunu saldırıya açık hale getirdi. Ama ben bundan nasıl yararlanacağım? Azizim. That's the question. Ben burayı kesersem vezirle kesecek. Her şey değişecek miyim? Yani beni yak, kendini yak. Her şeyi yak mı diyeceğim? Veziri değiştikten sonra bunun zayıflığından yararlanamam ki ben. Zaten onun sürme potansiyeli de doğacak. Benim bu atı oyunda tutmam gerekiyor sanki. Ama nasıl oyunda tutacağım? Mesela böyle mi geleceğim? Böyle mi geleceğim mesela? Gel. Bence böyle gel. Alırsa da şahla al. Bence böylesi bir tık daha iyi sanki. Bir tık daha iyi. Niye böyle gelmiyorsun hocam? Bakalım. O dikkatimi çekmişti. Buraya bakalım. Buraya bakalım. Veziri buraya gelmek diyorsun yani. Şey atı buraya gelmek diyorsun. Atı buraya gelmek. H6 sürdüğü zaman ne yapacağım ben? Gebe sürmek istiyordu. Valla vezir sıkışır orada ben sana söyleyeyim. O yüzden ben vezire yerde bırakmak adına böyle oynayayım. Şunu istemiyorum. C2 biraz şey olsun diye. Bu atın buradan devamı da pek yok. Burada bir dursun bakalım. Bakacağız. Alırsa da şartla alacağım. Neden şartla alıyorum? Şimdi D6 piyonuna saldırmak istiyorum. Ama saldırmanın bir önceki adımı nedir? Sabitlemek. O piyonun ilerlemesini ben durdurmalıyım ki saldırabileyim. O yüzden böyle oynayacağım. Evet sevgili arkadaşlar. Süpersiniz. Süpersiniz. Evet Yiğit Atar. İzleyiciler arasına katıldı. Büşra Kum, İsmail Alp 2012 izleyiciler arasına katılan arkadaşlarımız. Hocam az kişi izliyor. Yani hep böyleyiz yani. Biz böyleyiz. Ufak bir aile olduğumuzu unutmayın. Evet. Büyüyor muyuz hocam? Büyüyoruz. Yavaş yavaş büyüyoruz. Evet. İyi mi? Memnun musunuz hocam? Evet, memnunum. Sorun yok. Takipçilerimin katıldığı turnuvalarda dikkatimi bile çekiyor isimleri. Süper. Süper. Güzel haberler duymak beni çok daha mutlu ediyor. Canlı yayınlar da, yayınları da başlarız yakında arkadaşlar. Kupalarınızı, madalyalarınızı, aldığınız sonuçları, ilginç maçlarınız varsa onları da konuşuruz. At E4 geldi. Vay 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 hesaba bak. İlla diyor vezirleri değişeceğim diyor. Yani çok garip bir hamle yaptı. Dur bakayım. Hiç hesapta olmayan bir hamle yaptı. Ben değişmek istemiyorum. Rakip ise ısrarla istiyor. Bunu alırsak ara hamle yapacak. Sonra bunu alacak. Hesaplayalım biraz da. Alacak diyorsun. Ben basacağım. O da koruyacak. Ben buradan basarsam öyle koruyacak. Kestim.
Kesti. Kestim, kesti, kesti. Bir oyun sonu konumu oluşacak. Ama o iyi mi bana? İyi de olabilir, kötü de olabilir. Bakmak lazım. H piyonu gider. H piyonu gitmesi. Evet, oyun sonunu hesaplıyorum. Aldım. Önce bunu alacak. Ben alacağım. Sonra bunu alacak. Ben kaleye geleceğim, basacağım. Koruyacak. Kaleyi buraya atsam. F5 yapsa. Bir çiftleme yaparım, alırım değil mi? O yüzden orada mecburen bunu sürecek. Onu sürünce keseceğim. İneceğim aşağı. Evet, alıyorum arkadaşlar. Bakın, oyun sonuna force. Bakın, böyle bir teori şey de var. Literatürde böyle bir bilgi de var. Bakın, hepsi force, bak. Hepsi force, basıyorum bak. Gördün mü? Bak, basıyorum. Koruması da zorunlu. Bak, hepsi zorunlu. Ödediğim bedenle buradaki piyonu ona ben hediye edeceğim. Ama bunu alması ona bir avantaj sağlamayacak. Sadece piyon almış olacak. Benim ise bak, şimdi böyle bir hamlem var. Hani yanlış hesap yapmadıysam. Tamam mı? Sonra böyle geliyorum. Bak, bunların hepsi force. Bak, hepsi force. Force varyantlar rakibi avucunuzun içine alabileceğiniz fırsatlardır. O yüzden hesaplanmalıdır. Bak, rakip tüm hamleleri mecburiydi. Zorunluydu. Force hamleler yaptı mecburen. Mecbur hamleler yaptı. Halen de yapmaya devam edecek bakın. Ben burada F5'i düşündüm. F5'e böyle geleceğim. Piyon gitti. Bye bye happiness. Burada D5 yaparsa diye hesapladım. Şimdi D5 yapması lazım bence. Başka hamle de çıkabilir. Ne yapayım? Her şeyi de göremezsin. Görebildiğin kadar. Ona da bunu keseceğim. Sonra en sonunda da kalemi en güçlü noktasına götüreceğim. Ve avantaj elde etmeye çalışacağım. Yani taşımı daha etkili kullanarak bir avantaj elde etmeye çalışacağım. Ödediğim bedelde bu piyonumun kolayca ele geçirilebilecek olması. Ama dediğim gibi o piyonu alsın. Alsın. Şahla gelip alabilir mesela. Nihayetinde alsın. Ama alınca geçer piyonu oluşmuyor. Bana zararı gelmiyor. Devamında bir şey. Sadece piyon. Salt piyon kazanıyor. Bir şey yok. Hatta burada çoğunluk da yakalayamıyor. Yani geçer piyon oluşmaz. Tamam. Ben de orada kalemle bir şey yapacağım. Zaten satranç oynarken bir takım güzel sonuçlara ulaşabilmek için illaki bedel ödersiniz. Yani her fikrin ödediği bir bedel vardır. Ama yüzdesel olarak bakacaksın. Mesela sen bir operasyona başladığında %80 sana faydası vardır. %20 de açığı vardır. Her fikrin, unutmayın, her fikrin bir açığı vardır. Mutlaka olur. Ama işte yüzdesel olarak bakacaksın. 20 miye 80 mi? 30'a 70 mi? Bazen sen 20'ye 80 diye bakarsın. Kar zarar. Ama bir bakarsın zarar büyür. Anlatabildim mi? Veya gözden kaçırdığın bir olanak vardır. Zarar mesela orada 20 değilmiş de yüzdesel oran %40'mış mesela. Veya %60 meğer ona iyiymiş. Ben şimdi bunu böyle hesaplamıştım. Hatta dur. Burada duraksayabilirim ben. Böyle bir hamlem var mı mesela, bak benim, görüyor musun bak. Bak, görüyor musun? Bak mesela bu var bende mesela şimdi. Bak, piyon kazanıyorum. Bak, bu mesela daha mı iyi? Şimdi buraya kaçarsa tak 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 tak. Lokum spor. Gerçekten lokum spor. Harika olur, harika. Sonra E4'te sürelim. Lokum olur. At var ya, lokum olur. Dur. Ama kaleleri değişir orada ya. Dur bakayım. Kaleleri değişir. Kaleleri değişir. Hemen buraya gelir. Fille. Kaleleri değişir. He, ama ben şey yaparım. Ne yaparım? Ne yaparım ki? Dur. Burada bunu direkt alsak. Direkt alsak. Ha, çizemedim oku. Ya bunu direkt alamıyorum ki ben. Bunu koyuyorum. Ben F3 yaptığımda o bir de E5 mi sürebilir? E5'e kaleyi D2'ye gelsem. D2'ye gelsem. E5 ve kale D2'ye gelsem. Bir de D4 sürse. Bir de D4 sürse. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Evet. Dede sürse. Ben bunu alsam o bunu alıyor. Vay 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 vay.
Evet. Ben o konumu sevdim diyebilirim aslında. Son çat çat çat. O konumu sevdim diyebilirim. Oynayacağız F3. Evet. Evet böyle arkadaşlar. Yani force olanaklar çok önemli. Kumda oyna geldi. Kumda oyna. Kumda oyna bizi izliyor şu an. Bizi şu an kumda oyna izliyor. Ben bunu D2'ye değil de D1'e gireyim o zaman. D1'e gireyim. O çünkü bu yola girdi ya D4 yapacak. Ben bunu alırım. O bunu alır. Şeyimi buradan buraya koyarım. Nasıl fikir? O kalesini ya buraya koyarsa? Ha, kalesini oraya koyar. Ha ben böyle gelirim. Bir de arkasına koyar. Ve üzülürüm ben orada. Üzülürüm. Üzülürüm ben. Ben orada kalede 5 hesaplamıştım zaten. Değil mi? Tamam. Böyle böyle geleceğiz. Evet böyle geleceğiz. Rakibimiz hızlı oynuyor. Amir İran from İran. Bakalım ne olacak. Sacrificial Master bizi izliyor. M. Yalçın bizi izliyor. Harika. Bakın hesapladığımız hamleleri oynuyor. Benim burada bir opsiyonum daha varmış bakın. Opsiyon doğuruyor bakın. Şöyle de oynayabilirim ben. Görüyor musunuz? Açığa çıkan yine olanaklar. Bunu keserim. Bak çok tatlı. Bak çok tatlı. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Lokum mu? Lokuma benziyor. Sonra bunu da basarım. Bunu gelince hocam F5 falan sürmesin. Sürsün ki ben bunu alıyorum ki zaten. Bak bu güzel. Bu güzel. Lokum. Lokum spor. 50 saniye kaldı. Hocam adeta oyun sonunu bir virtüöz gibi oynuyorsunuz. Yani. Ben demiyorum bak siz diyorsunuz bak. Bak ben demiyorum bak. Sonra hocam hani hiç alçak gönüllü falan değilsin. Hani mütevazi tevazu nerede hocam? Ben demiyorum ama bak siz diyorsunuz bak ben demiyorum. Evet arkadaşlar. Beni şımartmayın. Lütfen. Yıllarca süren dikkatli çalışmalarım neticesinde tevazu erdemine ulaşma fırsatına eriştim. Lütfen benim bu bu yanımı, bu özelliğimi yıpratmaya, sarsmaya çalışmayın. İstirham ediyorum lütfen. Evet. Evet rakibimiz detayları kaçırıyor. Bilmiyor ki detaylar çok önemli. Detaylar çok önemli. Satranç titizlik isteyen bir oyun. Hani nakış ne derler ona? Nasıl işlemek denirdi ona? Doğru mu söyledim ben? Dur aklıma gelecek şimdi. Nakış işler gibi. Evet. Nakış işler gibi işleyeceksin bu oyunu. Şiir yazar gibi seçeceksin o nadide kelimeleri. Ve fırça darbelerin öyle estetik olacak ki bırak o tabloyu, o fırçanın hareketi bile seni etkileyecek. Benden söylemesi. Evet. Hocam, sanki satranç bir sanatmış gibi konuşuyorsunuz. Ne sandınız? Oyun mu? Hadi gelin oyun oynayalım. Oyun değil arkadaşlar. Bir sanat dalı. Bunu asla unutma. Ve her oyununuz sizin bir eseriniz. Sizin bir eseriniz, sanat eseriniz. O gözle oynayın. Boş tuvale çizdiğin resim senin eserin. Boş kağıda yazdığın kelimeler, cümleler senin şiirin. Lütfen satranç oynarken bu bakış açısıyla oynayın. Taşlarınıza o ahenkle, o duyguyla dokunun. Evet arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Rakibimiz kara kara düşünüyor. Hızlı oynarken neredeydi aklın azizim? Alırım. Keyfime bakarım. Gördünüz mü? 2, 4, 7, 3, 6. Bir piyon da öne geçtim. Şimdi o ne yapıyor? Buradan beni korkutmaya çalışıyor. Piyonum ben burada kalacak. Ben atı buraya koyacağım. Ha, atı buraya koyarsam vuracak. O zaman F4 yapacağız mecburen. F4 hiç yapmak istemiyordum ama mecburuz. 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 Evet rakip güzel kovalıyor. Şimdi F6 falan yapacak ama F6 bile bana iyi bence.
Atı F3'e koyacağım. Dokumlara geleceğiz. Bunu da alma şansım var şimdi. Güzel güzel güzel. O da şimdi böyle oynayacak bence. Bakalım yani. Bencesi sencesi. Bencesi sencesi. Oynayacak. Onun da şansları var. Kaleyi buraya gelmesi iyi yalnız ha ona. Ne yapacağız bilmiyorum. Ne yapacağız ona bilmiyorum azizim. Şimdi bunu alsak arkadaşımız aşağı iniyor. Aşağı iniyor. Ama biliyor musun? Ben de böyle gelip risk alırım buradan. En büyük risk almamaktır. Olur ama hiç iyi olmaz. Böyle alsak da bunu alıyor. Alsın alsın alsın. 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 O da alacak. O da alacak arkadaşlar. O da alacak. Şunu bir isteyelim biz. Çünkü ben F5'i almak istiyorum. Bunu da alsın, sorun yok. Dakikalar azalıyor. Şimdi kim kalelerini daha çalışkan kullanırsa onu kovalıyoruz ikimiz de. Rakip iyi oynuyor bu arada, onu söyleyeyim ben size. Ben halen bir piyon öndeymişim. O yüzden bunu vermek problem değil. Ben onun piyon yapısını bozacağım. Onun fili iyi yer tuttu çünkü. Bir dakikanızı rica edeceğim. Kaleye aşağı inmek iyi mi? Kaleye aşağı inmek iyi mi? Bundan iyisi. Bundan iyisi Çorum leblebisi. Bundan iyisi Çorum leblebisi. 30 saniye kaldı. Onun da zamanı çok değil. Diğer kaleye getirmem lazım. Evet, diğer kaleye getirmem lazım. Bir dakikanızı rica edeceğim. Evet. Şöyle bir oynayalım biz. Evet. Şuradan şah çekme opsiyonu yarattım. Bir dakika dur bakalım. Dur bakalım, dur bakalım. 2 4 5 2 4 5. Ya benim daha iyi olmam lazım ama zamanım az. Odaklanacağız. O bu kaleyi oynayacak elbette. Yani bunu bana verecek mi acaba? Onu bana verirse C2'nden hemen gaza basarız. Acaba benim böyle oynamam doğru mu? Bu çok yavaş bir plan. Benim şahımı oyuna katmam lazım. Buradan şah çekersen de bunu oynayacak o. Gel düzeltelim diyecek. İşte o vakit, işte o vakit ben bunu süreceğim. Bak gel değişelim. Gel değişelim. Gel. Tek kale oyun sonuna girelim. Tek kale oyun sonuna. Tek kale oyun sonunda daha kontrollü kalabilirim. Evet, evet daha iyi. Dublesi var. O dublesinden kurtulma fikirlerine dikkat edeceğim. Onun kalesi aktif olamıyor, değil mi? C'den gelemez. Onun sürersi bu var. Bu var. Sür 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 sür. Sür 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 geçer piyon. Geçer piyon Azizi. Hop korumalı geçer piyon. Korumalı geçer piyon. Yemezler. Korumalı geçer piyon. Bunu yaparsa almayacağım onu. Almayacağız onu. Evet İbra bana döndü baya. Geçer piyon verilir mi rakibe? Rakibe geçer piyon verilir mi Amir İran? Ama kale oyun sonlarında beraberlik olma olasılığı çok yüksek. O yüzden dikkatli oynayacağız. Hayır ben buna izin vermeyeceğim. Ben buna izin vermeyeceğim. Onun kalesinin aktif olmasına da izin vermemeliyim. Buradan bir deneme yapabilir ama oradan deneme yaparsa ne yapıyor bu? Dur. Önce şahımızı bir gelelim. Önce şahımızı bir gelelim. Bir şahımız gelelim arkadaşlar. Bak bak kaleye bak aslan aslan. Nasıl kesmiş kralı bak nasıl kesmiş. Rakibin kralı oyun dışı kalmış. Onu da böyle keselim. Böyle kesmeyin bir dakika. Kes 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 hamlesi yok. Zugzuvank. Zugzuvank. Bu kale oynarsa buradan bağlı geçerlerle oyunu kazanırım ben. Hayatta kurtaramaz. Hayatta kurtaramaz. Ve şu an Zugzuvankları oynuyor. Zugzuvankları oynuyor. Dur. Dur 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 dur. Hatta ben kalemi bir tur buraya geleceğim. Bak bak numaram bak şimdi bak bak bak. Buraya geleceğim oraya gelecek. Oraya geleceğim tamam buraya geleceğim ben. Bak 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 bak. Bak şimdi bak. Zugzuvank. Zug baba. Zug baba oluyor rakip. Onun kalesinin buradan buraya girmesi tehlikeliydi. Kaleyi buraya geleceğim. O şahı buraya gelecek. Ben şahı buraya gelince Zug baba. Bu oyunu böyle oynayacaksın azizim. Rakibi kilitleyeceksin. Gemici düğümü atacaksın. Kör düğüm atacaksın. Bu aşka kör düğüm atacaksın. Bakalım ne olacak. İşte size bunu diyorum. Nazik dokunuşlar. Son rötuşlar. Detaylar, incelikler. Öncelikler. Güzelliklerle dolu eserleriniz olsun. Zug Baba. Buradan İran'a selam olsun. Evet, bu oyun öyle değil, böyle oynanır diyeceksiniz. Evet. Detayların
güzelliğini, estetiğini göstergesi. Bakın. Hop, haydi bakalım. Tıpış tıpış gidersin. Piyonuna elveda dersin. Ya da kaleni oraya gelirsin. Aa, dur. Tamam. Sorun yok. Tamam. Tamam, böyle geleceğiz. Tamam, zaten böyle hesaplamıştım ben bunu. Okey. Okey. Okey buddy. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Hesap. Bunun hesap. Sorun yok. Sürüyoruz şimdi, çıkıyoruz. Bu ikisi tutamaz bak. Unutmayın bunu arkadaşlar. Kale iki piyon gider. Şaha yardıma ihtiyacı yok. Şaha yardım ihtiyacı yok. Gider. Zaten gitti. Zaten gitti ki. Kaleyi arkasına koyunca bitti bu iş. Bitti. Piyon gitti. İş bitti. O geçer piyonu. Bana vermeyecektin. Alırım anahtarını. Alırım anahtarını. Bu oyunu böyle oynayacaksınız. İşte şiirsel bir oyun. 44 hamle süren harika bir oyun. Bu oyun bana zevk verdi mi? Vermez mi? Keyif verdi mi? Vermez mi? Sanat eseri var mı? Bence var. Oyun sonu kısmı güzel bir öğretiydi. Orada uygulanan teknikler, neye değer verdiğim. Bu oyun sonunda çok fazla değişen değer oldu arkadaşlar. Çok fazla değişen değer oldu. Fikirlerim değişti. Oraları çok önemli öğretiler içeriyor. Umarım keyif almışsınızdır. Dönüşüm muhteşem olacak demiştik. Ama önceki maçımda Kenyalı bir rakibime hüsranla sonuçlanan bir mağlubiyetim oldu. Onu koymadım. Ona da siz artık profilimden girip bakarsınız. Bu maçla dönüşümüze start veriyoruz. Bundan sonra roketliyoruz arkadaşlar. Bundan sonra daha çok paylaşım yapacağız. Roketleyeceğiz. Roketleyeceğiz. Hepinizi sevgili saygıyla selamlıyorum. Beğeni ve yorumlarınızı acilen bekliyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın arkadaşlar.